Muğla'daki evinde ölü olarak bulunan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu cinayetine ilişkin soruşturmada savcılık iddianamesini hazırladı. Sakallıoğlu'nun anne ve babası hakkında nitelikli kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Gizli tanığın itirafları soruşturmanın seyrini değiştirdi. Savcı iddianamesini tamamladı. Genç kızın anne ve babası hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu 24 Ocak 2022'de yatağında ölü bulunmuştu. Sakallıoğlu'nun ölümü kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçti. Yapılan otopsi sonucunda Sakallıoğlu'nun boyun kemiğinde kırık tespit edildi. Bunun üzerine anne Turcan Sakallıoğlu ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen çift suç ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Çift 4 ay tutuklu kalıp adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı gizli bir tanığın itirafı üzerine olayla ilgili yeniden çalışma başlattı. Yeni elde edilen deliller sonucu Turcan ve Mehmet Halil Sakallıoğlu hakkında bir kez daha gözaltı kararı çıkarıldı. Turcan Hanım bir şey söyleyecek misiniz? Ramazan o gece oradaydı. Turcan Hanım neler söyleyecek? Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler sonra Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Sakallıoğlu çifti 26 Ekim gecesi Bodrum'a götürüldü. Daha sonra Mumcular Jandarma Karakolu'na götürüldü. Jandarmada işlemleri tamamlanan Turcan Mehmet Halil Sakallıoğlu çifti kasten öldürmek suçundan tutuklandı. Savcılık, genç Gamze'nin ölümüne ilişkin hazırladığı iddianamede anne Turcan Sakallıoğlu ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu hakkında nitelikli kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.